Aslılar kalkın! Lan kulular! Aslılar ulan! Hüseyin Aslılar ulan! Kalkın ulan bizi uyutun Hüseyin'i Aslılar! Hüseyin'i ulan Aslılar! Kalkın! Okumuş adamsın. Yalan söylemezsin diye inandım sana. Sen de bir mahkumsun. Diğerlerinden hiçbir farkın yok. Onun asılmasını hükümet istedi. Biz de astık. Şahsıydı ki. Asılmayacağına inandırmıştım onu. Kancıkça davrandın. Gardiyanlarla işbirliği yaptın, beni de kullandın. Lakin bunu senin yanına bırakmayacağım. Ne yapabilirsin? Burada bütün kararları ben veririm. Yanlış kararlar verdin müdür efendi. Yanlış kararlar. Bu hapishaneyi senin başına yıkarım. Çok konuşuyorsun. Mahkum olduğunu unutma. Daha fazla ileri gidecek olursan sana rahat yüzü göstermem bilmiş ol. Ne yaparsın ulan? Beni de mi asarsın ha? Beni de mi asarsın? Bırakın lan! Bırakın! Bırakın! Hadi. Çıkıyorsun. Müdür bey gene iyi adammış. 3 günle paçayı kurtardın. Başkası olsaydı seni burada 6 ay tutardı. Hadi yürü gidik. Bu çukurda senin gibisini görmek çok zordur Ramazan kardeş. Hüseyin için yaptıklarını hiç kimse unutmaz. Mapushaneler deniz gibidir. Kah köpürür, kah durulur. Gariban mahkumun arkası yoktu. Lakin seni gördük ya, sırtımız pek olmaya başladı. Bütün mahpus damının çamaşır işi bizdeydi. 5-10 kuruş kazanıp gidiyorduk. Dışarıdan hiçbir gelirimiz yoktur. Burada yolumuzu bulamadık mı, çekiver kuyruğumuzu ölelim. Meydancık koca Mustafa posta koydu. Meğer zihni gardiyanla anlaşmışlar. İşi bizden alıp Cıbıl Halil'e verdiler. Kamaya da zam yaptılar. Milleti de mecbur ettiler. Metozoru yıkatıp para vermiyorlar, iyi mi? Şimdi he deseler her ay ceplerinde 5 lira var. Bizde ise tık yok. Bana anlatmanızın sebebi ne ola? Sen bize arka çıksan. Sen bize arka çıksan işi garanti geri alırız. Ne yapıyor bunlar orada? Erhal seni çekiştiriyorlar. Yolumuza taş koymaya kalkmasınlar. Hangi taşın baş yaracağı belli olmaz. Ama sen yine de tedbirli ol. Kahve ocağı da bizdeydi. Onu da Cıbıl yapıyor şimdi. Sana da icabı kadar versek, bizler ve diğer garibanlar kurtulsak, karnımız doysa yeniden, olabilir mi? Herkes koğuşlara!
kardeş. Sen o böceklere uyma. Boş yere de acıma. Aramıza nifak girmesin. Ha kardeş. Giremez. Usulüyle anlaşırız elbet. Bunun anlaşması yoktur bilirsin. Biz çaydanlığımıza kan koyup kaynatıyor, ocağımızı da bıçakla karıştırıyoruz kardeş. Ne bekliyorsun orada? Girsene içeriye. İsmail ile Çakır çamaşırdan ve kahve ocağından ne kazanırlarsa diğer koğuşların garibanlarıyla bölüşüyorlarmış. Koca Mustafa ile Halil bu kazancın üstüne oturmuşlar. Gardiyan zihni de ortak etmişler. Benden önce sen bu işe çare buluver. Fakirlere yardımı hepimiz isteriz. Lakin hükümetin verdiğinden gayrı elimizden ne gelir ki? Kahve ocağıyla çamaşır işi yeter. Olur, düşüneyim hele. Zihni gardiyanla konuşayım. Sonra da haberim olmadı deme. Bak, bu Tatar Ramazan'ın kafası derhal ezilmeli. Adem Baba Çakır'la İsmail'i yanına aldı. Bütün kazancımızı cebine atacak. Haberin olsun. Acemi çaylak. Burada kimin hükmü geçer öğretirim ona. Öğretirsin evelallah. Mapushanede gardiyan ne demek? Devlet demek. Bir çay da bana. Olur abi. Beni kardeşim. Tatar Ramazan'ın şikayeti var. Neymiş o? Gördün mü bak? Ben sana demedim mi? Daha dün bir bugün iki. Herif dayı kesildi başımıza. Sen dışarıya bakalım. Tamam abi. Çamaşır işiyle çay ocağını garibanlara geri vermen iktiza eder. Nedenmiş o? Tatar uzatacak bu meseleyi. Müdür beye kadar duyuracak. Müdeyim beye bile çıkacak sanki. Sen karışma bu işe. Tatar da yanlış yaptığını anlayıp hizaya gelecek. Mahkum denilen adamı bir bakışla tanırım. Bu Tatar kolayca pes edecek adam değil. Benden söylemesi. Gardiyan İbrahim korkuyor mu? Yoksa Tatar'dan yana mı anlayamadım ama zihni gardiyan öfkelenmedi bile. Üstelik kolay iş dedi. Daha diklenip kıpırdayamadan bitiriverecek işini. Aynen öyle olacak. Mapushaneyi dışarıdan ayıran bir taş duvar mı? Buranın kanuni nizamı dışarıya benzer mi? Ya adam gibi kör sağır olur, üstüne vazife olmayana karışmaz veyahut da bağırsağına atıverirler düğümü. Kafamı bozmasın. Gece uykusunda şişlerim o gavur domuzunu. Koğuşta da bir kişi bile görmüş duymuş olamaz. İcap etmez şimdiden. İlkin ufak bir ders vereceğim ona. Yo, baktık ki akıllanmadı. O zaman en ağır cezayı çekecek elbet. Kiftelenli Reşit, Tatar Ramazan, ziyaretçiniz var, gelin benimle. Bir günde bize gelen olsa, ah! Kör kediyle kanatsız kuşa razıyım. Ah ah, Allah kurtarsın. Konuştun mu zihniyle? Konuşacağım. Uzamasın. Gardiyan, aç şu kapıyı. Bunların ziyaretçileri var. Sen 4 numaraya, sen 3 numaraya.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dükkanın kalan parasını tedarikledim. 40 lira. Gelebildim mi nihayet? Para getirdin mi bana? Ancak 3 lira getirebildim evladım. Zeynep'e vereceksin o parayı. Eve alıcı çıktı mı? Evet, 2 müşteri var. O parayı da sen alacaksın. Olur. Bir emrin, bir isteğin var mı? Ev bir an önce satılsın. Merak etme sen. Nurettin'le İdris'in de selamları var. Gelecekler bir gün. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ben dışarıda bekleyeyim, beraber döneriz. Allah kurtarsın. Sağ ol. Sen nasılsın? Yiyecek, giyecek öteberi getirdim. Tel dolap kapkacak getirdim. Kapı altındaki gardiyana bıraktım. Oradan alırsın. Bir şeye canın mı sıkılıyor? Evi satmaya kararlıysan ben nerede oturacağım? Köye, ananın yanına döneceksin. Ne de olsa anandır. Dayın da başında. Sakınırlar seni. Kasabada bir peşine düşen olursa çıldırsam kâr etmez. Sonradan ne yaparsam yapayım, sana bir kötülük gelmişse düzelmez, yanarım. İşte böyle. Bu 4 duvar, bu çaresizlik gecemde gündüzümde anlatılır gibi değil. Evin satılmasını beklemem. Bugün gidelim. Ne istersen, ne dersen yaparım. Tek sen üzülme. Bir aklın da bende kalmasın. Çakır'la İsmail yemek yapacaklar. İsteyen gelir yer. Sağ olasın ha. Sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olasın ha. Sağ ol. Sağ ol ağam. Sağ ol ağam. Serseri bu herif. Bol keseden dağıtıyor ama 3 gün sonra açlıktan nefesi kokacak. Çok akıllı bir herif. Gariban babası olaraktan kendine adam topluyor. Bizi uğraştırmaya yeminli. Mapushanede kim kime güvenmiş şimdiye kadar? Hiç yoktan en iyi arkadaşına bıçağı geçirirsin. Az sonra da 1000 pişman olur, hüngür hüngür ağlarsın. Bok herif. 2 yıl yatmış ama hiç anlamamış bu iş nasıl bir iştir. Hapishane dediğin mezarhanedir. Yaşayacaksan canavarlaşacaksın. Akşam yoklaması. Sıradan say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sondur başefendi. Allah kurtarsın. Sağ ol, sağ ol.
Buyur abi. Ben yemeyeceğim. Arkadaşlar, buyurun. Adın çıkacağına canın çıkaydı da kurtulaydım. Herkes Tatar'ın kırığı diyor da başka bir şey demiyor. Biz ne güzel ev verecektik seni. Çoluk çocuğa karışacaktın. Ah, dediklerim bir bir çıktı. Gittin o dinsiz imansız katile, işte böyle perişan döndün. Yeter ana, yeter! Açma ağzını, gebertirim, vallah boğarım. İnsanların yüzüne bakamaz oldum, kahpe! Azgın rezil, ayağımızı öp ki seni eve aldık. Elbet, vilayet umumhanesine düşecektin ki dünyanın kaç bucak olduğunu görecektin. Ben de köşemde yatıp tencerem kaynasın isterim ama tencere suyla kaynamaz. Yağ ister, sebze ister, ateş ister. Açıkçası para ister, para! Biz burada incecik akan musluğun başında gibiyiz. Şimdi soruyorum size. Su az, bekleyen çok. O zaman ne olur ha? Ne olur? Dövüş başlar, dövüş! Sonunda iş gelir, insanın bileğine dayanır. Öyle biri çıkar ki vurdu muydu ejderha olsa bitirir adamı. Düşmanını iyi tartacaksın. Yoksa yandın gitti. Dışarıda kolayca cinayet işlemeye benzemez bu iş. Biz de kanlı bir pınarın başında gibiyiz. Ya Hazreti Hüseyin gibi bir yudum suya hasret gideriz, ya da karşımızdakinin kellesini götürürüz. Doğru. Tekerimize taş koyan oldu mu, çekilmeye hazır bıçak gibiyiz evvelallah. Bu laflar kime? Niye sordun? Ortaya konuşmaktayız. Yarası olan gocunur. Yaran mı var kardeş he? Sırıtma ulan! Kardeş ne demek? Sabrım bu kadardır, işiniz de bilmiş olun. Ulan şimdi... Oynayacak olan buyursun. Şeytan taşlayalım azıcık. Toplayın lan masayı. Bütün kovu şikayetçi muhterem müdür beyim. Durup dururken dövüyor, gaddarlık ediyormuş. Meydancı kocam Mustafa ile de sebepsiz takışmış ki... herkesleri yıldırıp istediği gibi harac alsın. Ayrıca onlara da başlatmış mahkumları. Mecburi oynatıyormuş. Desene burayı düzeltinceye kadar çok uğraşacağız. Bunlar böyledir müdür bey. Asker değil ki emir veresin. Ne yani? Bunlar ayrı bir canlı türü mü? Yoksa insanlar buraya girince değişiyorlar mı? Elbette. Dışarıda tütün yüzü görmeyen, içeride fosur fosur esrar içiyi. Allah Allah! İnsanı ıslah için kurulan bir yerde esrar bulunması hayli tuhaf değil mi? Tuhaftır müdür bey. Ama sebebi yüzyıllardır anlaşılamamıştır. Daima suçu gardiyanlar jandarmaya, jandarmalar da gardiyanlara atar. Bir türlü de asla anlaşılmaz değil mi? Anlaşılmaz. Hem size bir şey diyeyim mi müdür bey? Esrardan da, afyondan da zarar gelmez bize. Uyuşturucu uyuşturur, uyutur. Mahkum uykudaysa, asayiş berkemel demektir. Şaştım doğrusu. Sen bana bunları söylememiş ol. Peki müdür bey. Yarın sabah Ramazan'ı bana getir. Başüstüne. Devirçiler! Ümit Çantbolat, Kemal Keser, Nuri Onmaz, Cihan Zümrütçü, Vedat Yalçın, Mustafa Kaya, Rüstem Onmaz, Mehmet Kaya. Doktor hemen gidecek, çabuk olun. Mahkemeciler, Zafer Bilir, Davut Öydüm, Çiftel Elli Reşit. Tatar Ramazan.
Seni de idare eden istiler. Hadi çabuk ol. Ne oluyor? Hani idareye gidiyorduk? Müdür beyim bekliyor seni. Daha gelir gelmez ortalığı karıştırdın. Kendine ne sanıyorsun? Buradaki hiçbir mahkumdan farkın yok. Kafana iyice sok bunu. Onlara eziyet edecek olursan... Yağmurlar. Kim şikayetçiyse gelsin yüzleşelim. Neredeyse bana da kafa tutacaksın. Belli ne mal olduğun. Kader, kaza mahkumu... O zavallı insanları yıldırmışsın. Yüzüne karşı konuşamayacaklarını bildiğin için... Kolayca inkar ediyorsun. Efendi efendi cezanı çekmeye bak. Kimseye de kumar oynatıp haraç toplama. Sen hepimizin müdürüsün. Hepimize adil olacaksın. Topla hepimizi. Kumar, haraç, zulüm kimlerin işi açıkça söyleyeyim. Bana vazifemi öğretmek sana mı kaldı sersem? Hakkında bir şikayet daha duyarsam... ...seni prangaya vurur... ...münferide kapatırım. Zihni! Buyurun müdürüm. Götür şunu koğuşuna. Geçene! O suratını öyle bir dağıtırım ki bir daha kimseyi gammazlayamazsın. Ortaklığınız bitecek diye müdüre sen okudun beni. Çek ayaklarını, kime el kaldıysın? Ortaklığınız bitecek. Haram yediğiniz paralar garibanların olacak. Yoksa Mustafa'yı da, Halil'i de, seni de perişan ederim. Hele kaç gün yaşayacaksın görelim!